Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Akademiks TV hafta sonu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan sıcak gelişmelerin satır başları ekranlarınızda. Radyo, televizyon ve sinema bölümü yönetimi yeni öğrencilerini büyük bir heyecanla karşıladı. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri Isparta'nın 2. Ulusal Forumunu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenledi. Düzenlenen Ulusal Davras Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'nde önemli bilimsel sunumlar gerçekleştirildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda TÜBİTAK 2237 projesi kapsamında konferans düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı. Çaylaklar etkinlikleri kapsamında ilçe meslek yüksekokullarında konserler düzenlenmeye devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çeşitli dallarda takım seçmeleri yapılıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi geçtiğimiz haftalarda yüz yüze bir şekilde başladı. Radyo, televizyon ve sinema bölümü de yeni gelen öğrencilerine merhaba diyebilmek adına oryantasyon programı düzenledi. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler üniversitelerini yakından tanımaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, üniversiteye yeni gelen öğrencilere oryantasyon programı düzenleyerek İletişim Fakültesini tanıttı. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doçent Doktor Seyhan Aksoy ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Didem Narmanlı, öğrencilerin üniversite olanakları ve akademik gelişmeler gibi birçok konuda bilgilendirildiğini dile getirdi. Biz onlarla karşılaştığımız için, onların gözlerine ve ışıldayan gözlerine daha doğrusu bakabildiğimiz için çok mutluyuz. En az onlar kadar biz de her sene heyecanlanıyoruz. Ama şunu dileyeceğim. Bu heyecanlarını, bu ilgilerini, bu meraklarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Çünkü iş yaşamı gerçekten insan ömrünün en önemli alanlarından bir tanesi. Ve severek yapacakları bir işleri olsun çok isterim. Televizyon sinema bölümü 1. sınıf öğrencileriyle birlikte bir oryantasyon programı ve tanışma çayı etkinliği düzenledik. Öğrencilerimize, yeni gelen öğrencilerimize ihtiyaç duydukları, 4 yıllık eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmeler yapacağız. Hem akademik gelişimleriyle ilgili, ders seçimleriyle ilgili, üniversitemizin sunduğu olanaklarla ilgili, işte öğrenci değişim programları, Erasmus, Farabi, Mevlana gibi çeşitli öğrenci değişim programları, staj konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Oryantasyon programına katılım sağlayan öğrenciler de program hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Çok heyecanlıydık başta. Hocalarımızın yaklaşımları zaten çok iyiydi. Heyecanımızı biraz onların sayesinde atabiliyoruz. Şu anlık her şey yolunda. Çok heyecanlıyım. Bölümümü seviyorum. Isparta'yı da seviyorum. Haber spikeri olmak istiyorum. Buradan siyaset üzerinden ilerlemek istiyorum. Gerçekten hocalarımızın hepsi çok ilgililer. Çok güzel bir oryantasyon programı oluyor. Diğer üniversitelere nazaran bence daha ilgili ve daha güzel bir dönem geçiriyoruz. Umarım bu bütün senede bu şekilde geçer. Heyecanlıyız. Merak mevcut. İnşallah sağ salim 4 yılımızı bitirip mezun olup belli başlı şeyler başarmak istiyoruz. Bugün heyecanı var bu programla ilgili. Bir de bu bölümü seçmenin gururu da var. Hocalarımızı da tanımış olduk. İlerleyen zamanlarda da stüdyolar falanla gezeceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih ederek kayıt yaptıran tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileriz. Sevgili izleyenler, Süleyman Demirel Üniversitesi birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Isparta Ulusal Forumuna İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tüm heyecanıyla ev sahipliği yaptı. Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Isparta Ulusal Forumu Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşti. Forumda geleceğin temsilcisi öğrenciler Z kuşağının bakış açısı ile belirli komiteler altında güncel problemlere çözüm önerileri geliştirdi.
Foruma katılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Etkinliğimiz çok güzel başladı. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Hem akademik hem sosyal anlamda liselilerle bir araya geldik. Biz de üniversiteliler olarak mezun olduğumuz lisemizden şu anda buraya komite başkanı olarak gelmekten çok mutluyuz. Hep birlikte bilgilerimizi karşılıklı aktarıyoruz, tartışıyoruz, sorunlarımıza çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biz bu etkinliği gençlerin hem özgüven kazanması hem kaliteli bir 4 gün geçirmesi için yapıyoruz. Burada etrafınıza baktığınız zaman 280 tane liseli öğrenci gelecek hakkındaki sorunları tartışıyor. Kimisi bu gelecek hakkındaki sorunları tartışan delegelere hizmet veriyor. Kimisi ise bu sorunları tartışıyor ve onlara gelecek hakkında mesela bir milletvekiliymiş gibi, bir bakanmış gibi davranmasını sağlıyoruz. Öncelikle bugün ikinci gündeyiz. İlk günde 3 farklı bir konferans deneyimimiz oldu. Siberay, Yeşilay ve Serkan Can Zengin konuşmaları gerçekleşti. Öğrencilerimiz yani delegeler sadece komite gündemleri hakkında değil, aynı zamanda başka konular hakkında da bilgi edinmiş oldu. Etkinlik çok keyifli. Geçen sene ilkini düzenlediğimizde bu denli kalabalık, bu denli büyük bir etkinlik değildi. Ama gitgide büyüdüğümüzü görmek, hem de şehrimizin tanıtımını yaparken gençlerin eğlenmesini de sağlamak bize çok gurur veriyor. Bu sene şehir dışından 60'ın üzerinde öğrenci ağırlıyoruz. Bu etkinliğimize bizim protokol olarak bir sürü Isparta'nın önemli isimleri geldi. Daha sonra delegelerimiz geldi ve aynı zamanda başka okullardan ve bizim okulumuzdan yani etkinliğe katılmayan ama izlemesi için bizim davet ettiğimiz öğrenciler de geldi. Çok eğlenceli. Gerçekten yoğun bir serüven geçiriyoruz. Yorulduğumuza değdi. 5 ay boyunca bu etkinliği düzenlemek için gerçekten uğraştık. Bu etkinlikte akranımız 280 genci burada toplayarak aslında 280 farklı karakteri, 280 farklı fikri birbirine maruz bırakaraktan gençlerin yeni bakış açılar kazanmasını sağlıyoruz. Gençlerle Gelecek sloganıyla ulusal güvenlik, ekonomi, kültür ve sanat, siber güvenlik, insan hakları, psikoloji, eğitim, bilim ve teknoloji ile çevre ve şehircilik dahil 9 komitede çeşitli sorunlara çözüm arandı. Sevgili izleyenler, 19-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Fizyoterapistler Derneği Isparta Şubesi katkılarıyla üçüncüsü düzenlenen Ulusal Davraz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde birbirinden önemli bilimsel sunumlara yer verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Isparta Şubesi katkılarıyla 19-20 Ekim tarihleri arasında Davraz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'nin üçüncüsünü düzenledi. Gerçekleştirilen kongrede fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilimsel sunumlar değerlendirme kurulu tarafından incelendi. Kongreye katılan fizyoterapist, akademisyen ve öğrenciler kongrenin akademik bir zirve oluşturma niteliğinde keyifli ve verimli gerçekleştiğini dile getirdi. Sevgili izleyenler, yürütücülüğünü doçent doktor Selda Limon'un üstlendiği TÜBİTAK 2237 projesi kapsamında Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda deprem sonrası ilk yardım kampüsü eğitimi verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yürütücülüğünü doçent doktor Selda Limon'un üstlendiği TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında deprem sonrası ilk yardım kampüsü eğitimi düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcı kurum olarak Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yer aldı. Etkinlik içerisinde simülasyon modelleri ve ilk yardım malzemeleri de kullanılarak öğrencilere afet sonrası temel ilk yardım hakkında yanlış bilinen uygulamalara yönelik eğitimler verildi. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz yıllarda da Süleyman Demirel Üniversitesi bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunu titizlikle ele aldı. Bu yılda da Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Engin Çağlar, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi ve bağımlılıkla ilgili sohbetler etti. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi. Gerçekleşen eğitime çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Eğitime başlamadan önce kafamda soru işaretleri vardı her sene yapılan aynı şeyler olacağına dair ama gayet faydalı bir şeydi. Kafamın içinde oturan uyuşturucu ile ilgili sorular da yerlerini buldu. O yüzden gayet faydalı olduğunu düşünüyorum ve herkese yapılması gerektiğini düşünüyorum. Beklediğimden daha bilgilendirici bir seminerdi benim için. Açıkçası bilmediğim şeyleri öğrendim veya işte içeride bahsedilen konular birçok gencin eminim dışarıda bilmediği, duymadığı konulardı. Yani başta bir ön yargıyla yaklaştım. Hani ne anlatabilirler uyuşturucu hakkında, klasik falan şey diye düşündüm ama gerçekten dinleyince hani o
uyuşturucuya karşı böyle ön yargım iyice bilendi böyle dedim. Gerçekten ne kadar pis bir şey olduğunu anladım. Sağ olsunlar içeride sorularımızı da cevapladılar. Gerçekten iyi bir seminerdi benim için. Güzel geçti. Açıkçası bilgilendik. Bağımlılığın bu yaşlarda yaygın olduğu dönemlerde kullanımda gençlere nasıl bir zarar vereceğini öğrendik. Öncelikle Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Gençleri bilgilendirdiği için bu konuda. Gerekli bilgilerimizi aldık. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili, kimlerden nasıl insanlardan uzak durmamız gerektiği ile ilgili, tanımadığımız insanlardan madde vesaire hiçbir şey almamamız gerektiğini öğrendik bu konuda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Engin Çağlar, düzenlenen eğitim kapsamında KADES, uyuma gibi uygulamalar hakkında da en ince detaylarına kadar öğrencilere bilgiler verdi. Geçtiğimiz hafta duyurusunu sizlerle paylaştığımız ilçe meslek yüksekokullarında yapılacak olan Çaylaklar Haftası etkinlikleri konserlerinin ilk ayı Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda Argo konseriyle birlikte gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Çaylaklar Haftası etkinlikleri 19 Mayıs Öğrenci Amfisi'nin ardından Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu. Çaylaklar Haftası etkinlikleri kapsamında Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda Argo grubu sahne aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Çaylaklar Haftası etkinlikleri hız kesmeden ilçe yüksekokullarına devam ediyor. Argo grubu üyeleri ve konsere katılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Çaylaklar Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu hafta Argo olarak Keçiborlu'dayız. Enerjimiz yüksek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Keçiborlu'ya geldik. Hava yine biraz soğuk. Ama dinleyicilerle beraber zıplayarak, eğlenerek ısınacağımızı düşünüyoruz. Güzel bir ortam var. Atmosfer güzel. Dediği gibi enerjimiz yüksek. İnşallah çok eğleniriz. Çaylaklar Haftası konserlerimiz devam ediyor. Bu hafta içinde tekrar konserlerimiz olacak. Verdiğimiz konserler bize inanılmaz heyecan veriyor. Öğrencilerimiz çok coşkulu bu konuda. Teşekkür ediyoruz herkese. Argo olarak Çaylaklar Haftası kapsamında Keçiborlu'dayız. İnanılmaz motiveyiz. Büyük bir coşku olacak gibi görünüyor. Çok güzel geçiyor. Çok eğlenceli. Geçen yıl gelmemiştim bu etkinliğe. Bu yıl geldim. Heyecanlıyım. İyi geçeceğine dair inancım yüksek. Güzel geçiyor. Eğlenmeye çalışacağız bakalım. Gayet eğleniyoruz. Güzel geçiyor günler burada. Isparta güzel şehirmiş. Geldikten sonra ben de memnun oldum. Evden gelince eğlenmeye çalışıyoruz. Küçük bir ilçe ama burada şu an gerçekten aşırı eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Gayet güzel. Bence hiçbir sıkıntı yok. Konser esnasında Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri Argo grubu eşliğinde müziğe ve eğlenceye doydu. Sevgili izleyenler, akademik çalışmaların yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bulunan spor dallarının da takım seçmeleri Batı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Muhabirimiz Begüm Tezel takım seçmeleri esnasında sporcuların yaşadığı heyecanı ekranlarınıza taşıdı. Süleyman Demirel Üniversitesi kadın ve erkek basketbol takımı seçmeleri 17 Ekim Salı günü tamamlandı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndayız. Süleyman Demirel Üniversitesi basketbol ve handbol takımları için seçmeler başladı. Öğretim görevlisi Alper Yüce basketbol takım seçmeleri hakkında detaylı bilgileri bizlerle paylaştı. Bugün seçmeler için buradayız. Güzel, keyifli bir gün geçiyor bizim için. Kadın seçmelerini az önce tamamladık. Kadınlarda yaklaşık 12 arkadaşımız geldi. Zaten hali hazırda olan bir takımın üzerine biz tüm üniversiteyi kaplayacak şekilde bir tarama yapıyoruz aslında burada seçmelerde. Ki daha işte üniversiteler arası müsabakalarda takımımız daha iyi, üniversitemizi temsil edelim diye böyle bir şeyimiz var. Şimdi birazdan erkek takım seçmelerini yapacağız. Oraya katılım her sene olduğu gibi daha fazla oluyor. Erkeklere daha çok talep gelebiliyor. Bakalım bu sene göreceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi erkek handbol takımı seçmeleri de 18 Ekim çarşamba günü tamamlandı. Erkek voleybol takımı seçmeleri ise 23 Ekim pazartesi günü saat 12.15'te Batı Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sevgili izleyenler, bu haftada Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan sıcak gelişmeleri tekrardan ekranlarınıza taşıyor olacağız. Haberin merkezinde Akademiks TV'de kalın, hoşça kalın.